Seni en vuran bu sezon ki tabi yani e, Blue TV'deki Behzat'tan şu bugün son bölüm yayınlandı bu arada final yayınlandı bu sezonun finali yayınlandı. Bu arada bunu da biz denk düşürmedik yani e, denk bize de bana da çok kızıyorlar ya bırak da Behzat'ı seyredeceğiz <laughs> şimdi bu ne oldu falan diye. E, program bittikten sonra doya doya seyredebilirsiniz hiç <laughs> sorun yok. Seni bu sezonun en vuran sahnesi hangisi? Kendi özelimde mi yoksa... E, İkisini de söyle ne olur. E, bir planda yok yani bir e, hayaletin... Balkonda tek başına işte dertlendiği böyle rakı kadeğine hmm, hmm. tütün ürünü bastığı bir sahne var. O böyle enteresan yani hiç planda yokken bir böyle hoşuma gitti çok güzel olmuş bir sahne. Onun dışında da e, bilemedim şimdi. Ben bu ikinci cevabı bir düşüneyim mi? Bir şey ben şeyi seviyorum mesela göz setaplarını çok seviyorum yani kediyi gömmeye gittiğimiz yerdeki o, o setaplar hmm. çok bence çok da güzel çekilmiş çok güzel yazılmış oyuncular da çok severek oynamışlar yani. baba göl yok. <laughs> senin bu sezonun favori şeyin bu mu? Sahnelerin bunlar mı? Evet tabii canım onlar yani. Hmm. Ama çok sahne var yani hani yine beraber olduğumuz zaman sinirimizin bozulduğu çok sahne olmuş yani. <laughs> Ama yani sinematografik olarak göl sahnesinin hem de tabii ki o kilidi açan ilk sahne olması, sezonu açan sahnesi güçlüydü yani. Benim en sevdiğim sahnelerden. Berkan senin Valla ben izleyemedim henüz ama ben 8 bölüm Akbaba'nın final sahnesini öyle tüylerim diken diken olmuştu oynarken. İno da sağ olsun kardeşim benim öyle güzel bir ha, şey 8. yapmış. Sekizinci bölüm bu arada güzel bölüm. Yapmıştı ki yani e, sevgiden bahsetmiştik ya az önce. E, usta oynarken işte Akbaba'nın artık diz çöktüğü bir sahne var ve e, hayalette üzerinde olan tek bir yelek var. Gelip onu sırtıma koymuştu ve gerçekten tüylerim diken diken olmuştu. Kardeşim benim bunu setlerde hiç söylemiyorsun. Buralarda söylüyorsun. Ben size diyorum siz artık bir gel. Artık birbirinizi için artık biraz ben sosyal hayatta biraz aradan gel buraya olsun. şey ol. Ol. Sosyal sosyal <laughs> Abi siz ben söylüyorum. Bak bu sizin diyaloglar için de birazcık şey yazmak lazım artık yani. Seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> deneyeceğiz bunu. Kardeşim çok özlemişim. İnançla bizi düşünsene. <laughs> Bitik artık duygu var işte. ya. Onu düşün. Çok doğaçlarız. Çok doğaçlarız. Çok ucu açık olur. <laughs> Bak, biraz sosyal medyadan gelen şeyleri de sorayım da, araya gitmeden önce. E, Ekip ilk ne zaman bir araya geldi diye soruyorlar mesela. Vallahi ben, ustayla 2008-2009'da. Berkan ben, Erdal evet. abi beraber, o tiyatro projesinde değil mi? Berkan ee, da mojo, daha öncesinde yok. Mojo. mojo, mojo tiyatro mojo, projesinde. Mojo. In Your Face bir oyun yapmıştık. Ee, biz üçümüz, e, Behzat daha öncesinde zaten birlikte çalışmıştık. Hı e, ee, ilk neden 2009 mu? 2009, 2009 evet, o zaman 2009. daha 3. sınıfta mıydınız? 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. gelmesi bu 4. arasında... İyi çıkardılar oyunu. Yani oyun çok enteresan bir oyundu. Bir gece kulübünde geçen bir oyundu. Ben de mekan gerçek olsun seyirciler tanıklık etsin diye yola çıktığımız zaman işte bir arkadaşa vermiştik pahalı oyunu. Pahalı bir dekordu. Evet çok pahalı bir Bir gece kulübümüz <laughs> vardı yani. Gerçek bir mekanda. Çok da güzel çıktı iş. Oyuncular da çok iyiydi. Ondan sonra biz sigara yasağıydı oydu buydu derken kulübü kapatmak zorunda kaldık. Ya bu hükümet de devamlı bana çalışmış kardeşim ya. Bir baktım da şöyle ne iş yaptıysam karşılığında ya savaş çıkmış ya bir şey olmuş. Tütün olmuş o olmuş bu olmuş yani. bir pandemi bir pandemi. Bir de pandemi olmuş. Bir pandemi de artık bilemiyoruz o bir muamma. Ee, orada karşılaşmıştık. Ee, orada da çok sevdik. Sonra Serdar abi Bestat'ı yapacağım deyince e, bizim çok güzel çocuklar var dedik abi görmek ister misin? Hepsi bir kendilerini gösterdiler. Zaten bir daha da odişin yapılmadı. İlk adamlar gitti. İlk adamlar zaten rolleri aldılar hemen. Ee, şimdi bugün bu sezonun son bölümü yayınlandı. Yeni sezon olacak değil mi? Ne zaman başlayacak o yeni sezon? Bizim aldığımız olacak yani en azından. Yok olacak. Olacak. Bilmiyorum. olacak. Yani... Ee, yine bir sürü dinamik. Olacak mı? Ne zaman Tabii, olacak? Olsun, Mayıs, olsun, Haziran. Olsun, olsun. Arada seçim var. Seçimden önce mi olacak sonra mı olacak? Daha mı erkeni alacağız? Ee, şu an tam tarihi bilmiyoruz olacak Mayıs Haziran gibi diyorlar Mayıs Haziran, Mayıs, Sunu, Haziran, Mayıs, Haziran, Haziran. gibi ilk bölümü seyredecek miyiz yoksa Yok, siz sete mi çekeceksiniz? Biz sete çekeceğiz, Biz çekeceğiz. Hı, sete çekeceğiz e, <laughs> Akbaba mutlu olacak mı diye soruyorlar ee, Valla arkadaşlar bu sezonda ufaktan gülümsemişim gülümsemişim e, sosyal medyada fırtınalar koptu Akbaba gülüyormuş falan diye <gülüyor> Bilmedim. Ee, bilemedim. Bana, bana, bana da öyle söylüyor ama kasidelere başlayacak ikinci hmm. sezonda artık yavaş yavaş benzetmelerden metaforlardan çıkıp. Metafor. <laughs> e bize de öyle söylüyorlar yani hani gülüyorlar hani hiç gülmezdiniz ya o Ankara polisiyesi şimdi şöyle bir şey var tabii ki yani. şimdi Besatçı, Akbaba ve Hayalet birer karakterler. Yani bu karakterler de kendi işlerinde konu başlıklarında olay örgülerinin içerisinde hareket ediyorlar. Bir Ankara polisiyesi o setup bitti. O setup'ın kendi içinde yaşanmışlıklarını karakterler aldı. Çekiç ve Gül diye yeni bir sezon başladı. Bu karakterler bu maceranın peşine düştüler. Belki bir dahaki sene ya da ondan sonraki sene atıyorum pamuk şeker diye bir bölüm olur. Biz o pamuk şekerin peşine düşeriz yani. Sanırım. hani her, da. <laughs> her sezon kendi içerisinde başka bir dinamikle hareket ediyor. Yani o yüzden çok fazla eskiyi aramak da izleyici kafasından doğru değil. Tam buradaki soru işte bu evet. zaten. Bu Ben sezon... onu hissettiğim için söyledim. Bu bu, ya, bu bu sezon neden günlük cinayetler yok? Sadece Var. konuyla alakalı ve mafya varın cinayetler Var. işleniyor diyor bir sorumuz. Var. Soruyu da Instagram'dan sormuşlar arkadaşlar. Var. E silah var, bir tane salonda çıkan silah. Hı -hı, yani hı. mesela o... Bu tabii bir olay örgüsü. Çelci yani cinayet cinayet var. cinayetlerde bu bir olay var. örgüsü. Komple yani e, bir bölüm değil, sekiz bölüm komple yazarın e, aylarca üplüp evet. iç içe geçirdiği bir e, dramatik yapıya da sahip aynı yani, zamanda. Tabii yani. de yani hani teknik olarak konuşacak olursak zaman mekan kavramıyla da çok fazla oynanıyor falan filan yani, kendi içinde. Kesinlikle. Yani o, o yüzden bu Behzatçı'ya biraz daha değişik bir Behzatçı'ya yani. Ee, Neşet Ertaş şarkılarıyla ne zaman eski meyhane moduna gireceğiz dediler ki muhtemelen oradaki dert sizin tercihiniz değil telif değil mi? Yok o telifleri keşke arzu ettiğimiz e, ölçülerde değerlendirebilsek. Neşet Ertaş'ta hep besat beraber görmek isteriz tabii ki ama e, Neşet Baba'yla bizi ayıran telif. O da çok inanılmaz bir şey gerçekten. Yani e, bu kadar Büyük bir adamın bu topraklardan çıkmış bu kadar büyük bir adamın tabii ki telif çok şey bir hak, kanuni bir hak herkes talep etsin ama e, bazı yerlerde de bazı bir takım istisnaların olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani o tabii bir inisiyatif meselesi. Tabii yani. o sonuçta ailenin inisiyatifi ama değişik. <laughs> e, hayalet lakabı nereden geliyor diye sormuşlar. Bunu tabii bilmeyen yoktur herhalde. E, bir de senin ağzından anlatmak ister misin? E, romanda zaten yazıyor bir daha yani Esat'ın Üç Sezosunu. <gülüyor> <diski> <gülüyor> biri demiş ki dizi gerçekten mükemmel polisleri polislerden daha iyi nasıl anlatabiliyorsunuz demişler. <laughs> ne diyorsun Berkan? Be ne dayak yemişiz be. <laughs> <Çok yemişken. gülüyor> ah ah deyip. <laughs> öyle şey oluyordur tabii değil mi? Yani muhakkak gün içerisinde falan işte polisler çeviriyordur. Ya bir şeyler söylüyorlardır, yorumlar yapıyorlardır, tebrik ediyorlardır, eleştiriyorlardır belki böyle şeyler yaşanıyor herhalde değil mi? Ben... Ya en güzel tepkileri ben emniyetten alıyorum gerçekten bunu e, söyleyebilirim. E, o kadar güzel tepkiler geliyor ki aynı biz abi diyenler evet. oluyor <laughs> ve e, bu işin asıl meslek sahiplerinden böyle tepkiler almak e, beni havalara uçuruyor. Ya reklama mı gidiyoruz? Kaç dakikamız var? Peki reklamlardan sonra ben şey çok merak ediyorum yani böyle sizin en böyle karşılaştığınız emniyet mensuplarından gelen enteresan vay arkadaş bu ne yaşadım ben bir önce ya da sizi çok mutlu eden ya da çok şaşırtan anne ama onun ne olduğunu anlatmayın düşünün ben bunu sormuş olayım çok kısa zamanımız var izleyici sorularıyla bu bölümü bitirmiş olalım.